Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen jandarma, çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ilçede AT ve MA isimli şahısların uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek iki şüpheliyi de takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziksel takip sonucu yeterli delille bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İlçede bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli ev içerisinde yakalanarak gözaltına alınırken evde narkotik köpeği Kaput'la birlikte yapılan aramalarda vazo içerisinde ekili vaziyette bir miktar kenevir bitkisi ve metamfetamin maddesi, 10 adet uyuşturucu içme aparatı, 12 adet av tüfeği fişeği ve 4 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Vatandaşlar dertli, fiyatlar cep yakıyor. Haberimizi izleyelim. Aksaray'da vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için pazara çıksa dahi fiyatların olağan dışı pahalılığı ve alım gücünün düşmesi vatandaşları hayli zorlayan bir durumda. Esnaflar da en az vatandaşlar kadar mağdur olduklarını dile getirdi. Yüksek fiyattan almış oldukları malları yüksek yakıt maliyetiyle pazarlara getiren esnaf herhangi bir kar oranı koymaksızın aldıklarını da satmakta büyük bir güçlük çektiğini ifade etti. Bazı esnaflarsa sattıkları ürünleri kendi evlerine dahi götüremediklerini belirtti. Vatandaşlar bu fiyatlarla ihtiyaçlarının yalnız bir kısmının giderebileceğini söylerken çoğu ihtiyaçlardansa feragat etmek durumunda kaldığını dile getirdi. Gerçekten pahalı. Yani bir salatalık 15 lira. Bilmiyorum yerinden mi pahalı alınıyor buraya. Nakliyeden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Gerçekten pahalı. Bir marul 20 lira. Değil mi? Çok güzel zorluyor hem. Çok acayip. Yani 2000 lira, 3000 lira maaş alan adam nasıl geçinecek ben anlamıyorum. Yani bir evin tam ihtiyaçlarını gidermek mümkün değil. Mümkün değil. Hiç kimse alamaz. Baksana domatesi 25 lira, salatalık 15 lira, bu biber 25 lira. Çok pahalı. Eskiden böyle kilolar rahat. Tabii. Hiç mümkün değil. Avrupa'da adam iki tane ne alıyor? Talep alıyor. Marketten iki domates, ona dönüyoruz yani gittikçe. Bilmem nasıl olur. İnşallah iyi olur. Merhaba. Vallahi pazarlar biraz yükseldi. O tarafta zebzelerin geçen sene sürümü çok yaptıklarına, ektiklerini adamlar bezmişler Antalya'da. Bu sene de Allah izin verirse biberler 50 milyon lira, 40 milyon lira, domates 25'e var. Bize haber yapıyorlar durmadan, boşa haberler yaparlar. Çünkü Aksaray'da her şey çok gübre, tohum. Her şey çok zamlandığı için her şeye zam geliyor. Boşa kızmayın. Sayın vatandaşlarımız, Aksaray gene en ucuz zebzeyi yiyor. Neden yiyor biliyor musun? Pazarda çünkü en ucuz biz veriyoruz. Alışveriş merkezlerinden bu paraları alamazsınız. Parçan 30 lira, salata 15 oldu doğru. Ama 12'ye de salatalı var. İkinci çıkma. Evet. Herkesi pazara gene bekliyoruz yani. Gene en ucuz Aksaray pazarı. 68 aileten çok teşekkür ederiz. Cezaevindeki bütün vatandaşlarımıza da hayırlı günler diliyoruz. Arkadaş, domates 20 lira, salatalık 15 lira, biber 30 lira, çilek 30 lira, marul 17 lira olur mu ya? Çok pahalı. Pahalı tabii, 17 lira marul olur mu ya? Onun için fiyatlar çok yüksek arkadaş. Çoğu göremez ihtiyacını. Çoğu insan evinin ihtiyacını göremez. Onun için yazık yani bu millete. Gerçekten de şu anda biraz pahalı ama şimdi ara dönem bir de geçen soğuk havalarda Adana'yı patates olsun soğan olsun soğuk aldı. Soğuk alınca tekrar ekmek zorunda kaldılar. Ondan yükseldi burada eski soğanlar patates soğanlar ondan yükseldi. Domates de şu anda ara dönemine girdi. Geçen o soğuklarda işte şey etti. Yalnız havalar sıcak arttıkça bu zebze meyve düşer. Yalnız. Önemli olan gıda maddelerinin düşmesi. Onda biraz sıkıntı yaratıyor. Mazot pahalı. Satana da bir şey diyemiyor. Alana da bir şey diyemiyor. Yani bir zepseye bölünmüyor ki insan vatandaşın parası. Şu işte çok bu sefer de vatandaşımızda da var.
Mesela 1,5 2'ye soğan patates veriyorsun, daha aşağı olmaz mıdır? Biz bu vatandaş hiç acımaz yani. Bedavaya versen yine pahalıdır. Bak limon ne şu anda, bundan 3-4 sene önce limon 7-8-10 milyonu, şu anda 5 lira 3 lira limon. Limon ekenler de bu sene zarar diyor yazık. Vatan yani bu vatandaşımız yani fırsat, herkes fırsatçı. Ulamadı mı biz pahalı veriyor, vatandaş buldu mu zararını almak istiyor. Bu kadar da olmaz ki. Yazık bu kadar yani, anlıyor musun? Durum bundan ibaret. Allah hayırlısı olsun, ne olur bilmiyorum. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Çok yüksek. Çok yüksek buluyor. Valla buna diyecek yok millete. Bilmiyorum. Pazar niye böyle olmuş bilmiyorum. Bir biber 40 lira olur mu ya? He? 10 lira olur mu? Birden 10 lira geçen 8 lira 6 liraydı. Yani Ramazan ayında falan insanlar fiyatlarla mutfağını tam olarak doldurabilir mi? Göremiyorum. Zor. Vallahi zor. Sabır versin vatandaşa. He, yarın dökerler, oruç çıktın mı dökerler, o zat kıymeti kalmaz. Şu mübarek günde böyle yapmasınlar. Başka bir şey demiyorum. Pahalı, her şey pahalı. Anam yok, parasız. Niye böyle pahalı? Biraz ucuzladın. Tamam mı? Ucuzladım biraz. Bak hele bak ne aldım bak. 100 liraya aldım bak oraya. Neyle geliyor? Ne yapalım? Neyle geliyor bu? Mazotuna geliyor. Ne yapacak? Her şey doğalgaza zam. Mazota zam, her şeye zam. Değil mi? Ne yapacak? Oğluna vesayetine geliyor bu değil mi? Bu da normal koyuyor. Ne yapacak? Bunda fiyatları mı çok da yansıdı? Öyle yansıdı diyorlar. Ama devlet önüne geçmeye çalışıyor. 4 zincir market var. 4 zincir market. Alabildiğine gidiyor bari. Kimisi 5 kuruş aşağı veriyor, kimisi 10 kuruş aşağı yukarı veriyor. Tamam mı? Bu böyle. Hep devlete buluyorlar. Devletin hiçbir şeyi yok bunda. Kendi başlarına şey koyuyorlar bunlar. Eski oran alışverişimiz düştü mü? Kısıtladık mı kendimizi? Vallahi alışverişimiz normal da bilmiyorum artık. Kendi halk bunu var ya, eski şeyler var ya, satıcılar bunu, onlar yükseltiyor. Devletine bunun hiçbir ilgisi yok kızım. Merhaba. Bizim alışveriş yapıyorsun. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsun? Fiyatlar pahalı. Pahalı. Yani eski oranla bütçemizi kısmak zorunda kalıyor mu? Tabii. Yarım kilo aldım baksana biber. Yani artık tane tane alabiliyor musun? Evet. Öyle. Evet, hoş geldiniz. Biberimiz 40 lira daha. İşte beni tanıtmama gerek yok. Vatandaş tanıyor. Fiyatlarımız çok pahalı. Vatandaşa da bir şey diyemiyoruz. Adam fiyat soruyor, hemen yönümü dönüyorum vallahi. Korkumdan adam laf söylüyor bize. Vatandaşın alım gücü çok azaldı. Yarım kilo salatalık alıyor. Yarım kilo biber 10 liralık. Domates yarım kilo. Patlıcan yarım kilo. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum. Abi vallahi normalde ben haftalık arabama 300 liralık Mazda alıyordum. Yetiyordu. Şu an 600 lira alıyorum. Poşet mesela, şu poşet 20 lira alıyorduk. Şimdi 40 lira oldu kilosu. Önceden mesela bir eleman buluyordun, 100 lira veriyordun. Şu an 200 liraya çalışmıyor adam. Her şey masraf. Yani %100 arttı her şey. Bizim sattığımızda da bir sıkıntı yok. Birer kasa hepsi koyduğumuz vallahi. Durumlar sıkıntılı. Vatandaş da haklı, satıcı da haklı. Ne yapacağız bilmiyorum. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Fiyatlar cep yakıyor. Yani vatandaşların alım gücü düştü mü sizce bu fiyatlardan dolayı? Vatandaşlar ne kadar bu şekilde götürebilir? Valla bir ay böyle gider. Alım gücü düştü. 4 kilo domates 100 lira, 2 kilo biber 100 lira, biber 50 liraya 40 liraya biber satılıyor şu anda. Ben esnafım, domates alıyorum 18 liraya, satıyorum 20 liraya. 23 liraya, 24 liraya domates alıp 25'e satıyoruz. Biber 40 lira 50 lira, yani sen 50 liraya biber yer misin? Ben satıyorum, evime biber alamıyorum. Evime biber, çoluğum çocuğum biber yemiyor yani. Domates 25, 20 lira, biber 50 lira, salatalık 15 lira. Hukuk için adalet, adalet için avukat sloganıyla 5 Nisan Avukatlar Günü programı Aksaray'da düzenlendi.
Bireyin ve toplumun hakları konusunda vazgeçilmez bir öneme sahip olan avukatlar, hukuk sistemimizin temelini oluşturmaktadır. Bu anlamda 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen program Atatürk heykeline çelenk bırakılarak başladı. Ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla devam ettikten sonra Aksaray Baro Başkanı Ferit Köse'nin günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasında hayat pahalılığı sebebiyle avukatlık ek gösterge bedelinin ücretlerinde de bir artış olması gerektiği talebinde bulundu. Nitelikli avukatlar yetiştirebilmek açısındansa üniversitenin ihtiyaç olup olmaksızın hukuk fakültesi kontenjan sayılarının arttırılması ve üniversite hukuk taban puanlarının yukarı çekilmesi gerektiğini ifade etti. 15-16 Mayıs 1987 günlerinde Tekirdağ'da yapmış olduğu genel kurul toplantısında 5 Nisan gününün Avukatlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Şahsım ve Aksaray Barosu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, savunmaya değer verenlerin ve tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Hemen hemen her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, savunma mesleği, yargının kurucu unsurları arasında ve yargılama faaliyetinin olmazsa olmaz koşullarındandır. Savunmanın bulunmadığı bir yargılamanın, hukuk ve demokrasi anlamında gerçek bir yargılama olduğundan bahsedilemez. Yargılamanın kurucu unsuru olarak kabul edilen savunma mesleğinin bir kamu hizmeti olduğu ve avukatların kamu görevlileri olduğu unutulmamalıdır. Yargı faaliyeti bir bütün olarak değerlendirilmeli, avukatlar yargının diğer unsurları tarafından ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı, hak ettiği sahibin yere kavuşmalıdır. Savunma mesleği meslektaşlarımızın yoğun çaba ve özverisiyle ifa edilmeye çalışmaktadır. Bu mücadeleyi verirken avukata yönelik şiddet, mesleğimizi icra ettiğimiz mekanların sınırlarını aşarak meslek grubumuzu hedef haline getiren ve can alan ülke çapına yayılmış bir şiddet türü haline gelmiştir. Pek çok meslektaşımız görevleri sırasında saldırılara maruz kalmakta. Bu saldırılarda öldürülen avukat sayısı da her yıl artmakta ve maalesef avukatların can güvenliği bulunmamaktadır. Daha güvenilir bir hukuk düzeni için avukatların adalete daha iyi hizmet vermesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini, avukatların müvekkillerini yani vatandaşların temsil ettiklerini, adaletin tesisine katkı sağlamaya çalıştıklarını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Son zamanlardaki uygulamalara bakıldığında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gittikçe kan kaybetmekte, yargıya güven ve hukuka inanç azalırken avukatlık mesleğinin itibarı azalmaktadır. Biz avukatlar yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını her şartta savunacağız. Ve avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz. Avukatlık mesleğinin en önemli sorunu meslek saygınlığının arttırılması, hukuk hizmetlerinin vatandaşa sunumunda etkinliğini ve kalitesinin yükseltilmesidir. Bu bakımdan avukatlık kanunu kanun bütünlüğü korunarak ve yürürlükteki 1136 sayılı yasanın özüne sadık kalınarak yeniden düzenlenmelidir. Derhal çoklu baro denilen anlaşılmaz, yapanların dahi savunamadığı uygulama sona erdirilmelidir. Hukuk fakültesi kontenjan ve sayılarının ihtiyaç durumu gözetilmeden arttırılması, avukatlık mesleğinde nitelik kaybına sebep olmaktadır. Üniversite giriş sınavında hukuk fakültesi barajının yükseltilmesi sağlanarak meslekte niteliksizleştirmenin önüne geçilmelidir. Adaletin sağlanmasına yardımcı olan avukatların sağlıklı bir çalışma ortamına maddi bağımsızlığa ihtiyaçları vardır. Geçim sıkıntısıyla boğuşan, hayat pahalılığı ve vergiler altında ezilen avukatların adaletin sağlanmasına sağlıklı bir katkı sağlamaları beklenilemez. Kısaca özetleyecek olursak, geçtiğimiz Şubat ayı itibariyle yıllık enflasyon %54.44'e yükselmiştir. Asgari ücret 2022 yılı içerisinde %50, yargı harçları %36.20 artmıştır. Ne var ki Ekim 2021 tarihi itibariyle belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesindeki artış %25'te, Kasım 2021 tarihi itibariyle belirlenen CMK ücret tarifesindeki artış ise %30'da kalmıştır. %50 artan asgari ücretin dahi yeniden arttırılmasının konuşulduğu ülkemizde avukatlık ve CMK ücret tarifesinin yeniden ele alınarak güncelleme yapılması kaçınılmazdır. Zaten düşük olan bu ücretlerden alınan %18 KDV ise özellikle CMK hizmetlerini angarya seviyesine indirmektedir. Her fırsatta belirttiğimiz gibi adaletin KDV'si olmaz.
Bir an önce bu ücretlerden alınan KDV sıfırlanmalıdır. Mesleki sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşması, meslektaşların maddi sorunlar ve gelecek kaygıları altında ezilmeden, hak ettiği değeri ve itibarı görerek mesleğini onurla sürdürebilmeleri için gerekli önlemler bir an önce alınmalı, savunma mesleği savunmaya muhtaç hale gelmemelidir. Kamu avukatlarının ek gösterge, mobbing ve mesleki bağımsızlığının korunması sorununa çözüm getirilmelidir. Bağlı çalışan avukatların ücret ve özlük hakları kanuni bir statüye kavuşturulmalı. Stajyer avukatlar diğer hukuk mesleklerinin stajyerleriyle eşit koşullara sahip hale gelmelidir. Bu sıkıntıların yanı sıra maalesef son dönemlerde avukatlık mesleğinin tekel alanına girerek kanuna aykırı bir şekilde faaliyet gösteren şirketler türemişlerdir. Hukuksuz bir şekilde iş yapan komisyoncular, aracılar, sigorta, müşavirlik, hasar danışmanlık şirketleri gibi isimler altında avukatlık yetkilerini gasp ederek vatandaşlara büyük mağduriyetler yaşatmaktadırlar. Buradan vatandaşlarımıza mağduriyet yaşamamaları için bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu kişi ve kurumlardan gelen telefonlara asla itibar etmeyiniz. Trafik kazası, hasar tespit ve sigorta sorunlarınızdan kaynaklı hukuki sorunlarınızda, tazminat taleplerinizde aracılara asla güvenmeyiniz. Hakkınız olan tazminatı alamamak ya da hak ettiğinizin çok altında alarak mağduriyet yaşamamak için avukatınıza danışınız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor. Tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tekrar kutluyorum. Beş Nisan Avukatlar Günü kapsamında bir araya gelen Aksaray Barosu avukatları, avukatlık şaka değil dedi. 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında bir araya gelen Aksaray Barosu avukatları, bazı dizi ve projelerin mesleği yanlış lanse etmesinin, avukatlık mesleğinin niteliğine uygun olmayan davranışların bilinçaltında meşrulaştırılmaya çalışıldığının, hukukun içinde avukatlığın ne kadar ehemmiyetli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Mesleğin ve hukukun sistemli ve objektif bir hiyerarşi ile yürütüldüğünü belirterek konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiler. Evet, bugün bir 5 Nisan'da birlikte kutluyoruz. Tüm avukatlar, Aksaray Barosu'nun avukatları olarak hükümet meydanındayız. Ümit ediyoruz ki adaletin erişimine çok büyük katkı sağlayan avukatlarımız için bir umut mesleği haline gelir. Buradan tüm meslektaşlarımızın gününü bir kez daha kutlamak istiyorum. Ayrıca bir hususu daha değerli vatandaşlarımıza paylaşmak istiyorum. Son günlerde avukatlık mesleğinin onuru ile ilgili, İmajıyla ilgili kamuoyunda bilinen bazı yanlışlar var. Buradan bir vurgu yapmak istiyorum. Özellikle bazı televizyon dizilerinde avukatların adliyede hakimlerle, savcılarla çok sıkı fıkı ilişki içinde olduğu, kanunsuz işler yaptığı, her türlü bilgiye eriştiği ya da benzeri mahiyette bir takım betimlemeler yapılmış. Orada çizilen avukatlıkla, hani senaryolardaki avukatlıkla gerçekten olan avukatlık çok farklı. Sadece hakikaten fiilen avukatlık mesleğini icra eden meslektaşlarımıza danışsınlar. Filmlerdeki soyut avukatlık bir başka. Bunu buradan hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nde bir kez daha kutluyorum. Teşekkür ederim. Ben katılıyorum. Gerçekten sosyal medyada tanıtıldığı gibi bir şey değil avukatlık. Bir gün herkesin ihtiyacı olduğunda anlaşılabilecek kadar kıymetli bir mesleğimiz var. Bu mesleği onuruyla yapabilmek, onuruyla sürdürebilmek temennisinde bulunarak tüm büyüklerimin ve benden sonra gelenlerin Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Daha onurlu, daha saygılı, daha güzel günlere inşallah. Öncelikle 5 Nisan Avukatlar Günü'nün tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Dileriz ülkemizde de hukuk daha hızlı, daha adil, daha insanların istediği şekilde yerini bulur. Bu amaçla da tüm hukuk camiasının çalıştığını görüyoruz. Yeni düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Her geçen gün bu eksikliklerimizi tamamlayarak inşallah daha hızlı bir adalet sisteminin kazanmasına bütün hukukçular olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hukuk camiasının büyük sorunları var. Özellikle savunma makamında olan biz avukatların büyük sıkıntıları var. Günümüzde özellikle mesleğin itibarının her geçen gün belirli sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Bunu Türk dizilerinde de görmekteyiz. Maalesef
avukatlığın bağımsızlığının zedelendiğini, avukatlığın olması gereken yerde olmadığını görüyoruz. Dizilerde de özellikle bununla ilgili belki bilinçaltına işleyecek şekilde avukatlara karşı şiddetin yaygınlaştırılmaya çalışıldığını, avukatlığın itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını, sanki para ile hüküm altına alınabilecek, bağımsızlığının etki altına alınabilecek bir meslek haline getirildiğini görüyoruz. Bu bizi üzüyor. Bununla ilgili biz gerek Barolar Birliği'nin, gerekse Adalet Bakanlığı'nın bazı çalışmalar yapması gerektiğini, RTÜK'e özellikle bu konularda gerekli bilgilerin verilerek bu tarz mesleğimizin itibarını zedelemeye çalışan dizilerin bir şekilde belirli cezalarla ya da etkin bir çalışmayla düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bizi avukatlar olarak üzmektedir. Çünkü avukatlar her zaman için adaletin peşinde koşan, adalet için çalışan insanlardır. Bizler için adaletin yerini bulması bizi mutlu eden en güzel duygulardan birisidir. Bu duygularla ben yeniden 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Adaletin dağıtılmasında bütün meslektaşlarımızın en güzel şekilde çalışacağına inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Aksaray'da inşaattan kablo ve çeşitli elektrik hırdavat malzemesi çalan iki hırsız, JASAT dedektiflerinin çalışması sonucu çaldıkları malzemelerle yakalandı. Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre organize sanayi bölgesinde bulunan inşaattan hırsızlık yapıldığına dair jandarmaya müracaatta bulunan Cevdet A. birçok malzemesinin çalındığını bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi dedektifleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Olay yerine titiz ve ısrarlı bir çalışma yapan JASAT, olay günü bir aracın mal yüklediğini ve aracın plakasını tespit etti. Bunun üzerine araç sahibinin peşine düşen jandarma ekipleri araç sahibi olan SK isimli şahsı evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli burada yapılan sorgulamasında hırsızlık yaptıklarını itiraf ederek yanında OB isimli şahsın da olduğunu ve çalınan malzemelerin onda olduğunu söyledi. Bunun üzerine hemen harekete geçen jandarma ekipleri diğer şahsın evine operasyon yaparak şahsı çalıntı tüm malzemelerle birlikte yakaladı. Şüpheliler Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken çalınan malzemeler eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. İnşaat sahibi jandarma ekiplerine teşekkür etti. Aksaray'ın milletvekili sayısı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu illerin milletvekili sayılarını belirledi. Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekillerini illere göre dağılımını belirleyen kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre nüfusu 429.069 olan Aksaray'ın milletvekili sayısı 4 olarak açıklandı. Resmi gazetede yayımlanan YSK kararında seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığını hatırlatıldı. Spor Toto 3. Lig 2. grup ekiplerinden Aksaray Belediyespor'un kulüp başkanı Hamit Özkök oyuncularına övgü yağdırdı. İnşallah büyük bir emek ortaya koyan bu takım bu oyuncu grubuyla playofflarda şampiyon olacak. Takımımızın oyuncuları böylece bir destan yazacaklar diye konuştu. Aksaray Belediyespor'un kulüp başkanı Hamit Özkök, bu hafta sonu deplasmanda Denizli temsilcisi Kızılca Bölük önüne çıkacağız. Onlar da ligde kalma mücadelesi veriyor. Heyecanı yüksek bir maç olacak. Bu maçı da kazanacağımıza inanıyorum, dedi. Futbolcular ve teknik heyete çok güvendiğinin altını çizen Başkan Özkök, oyuncuların büyük bir emek ortaya koyduğunu son 6 maçın 5'ini kazandık. Bu da oyuncularımızın mücadeleci ruhunu gösteriyor. İnşallah bu takım bu oyuncularla playofflarda şampiyon olacak. Şampiyon olan bu takımın oyuncuları olarak destan yazacaklar. Sezona bu kadroyla başladığımızda kamuoyu ve taraftarlarımızdan çok eleştiri almıştık. Ama biz bu oyuncu topluluğuna inandık, onlar da bizi mahcup etmedi, diye konuştu. Misti.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzey Boru gelecek sezonun ilk transferlerini Roma formasıyla İtalya Ligi'nde mücadele eden Belaruslu pasör çaprazı Hena Klimets'i kadrosuna kattığını açıkladı.
24 yaşında 1.86 boyundaki başarılı pasör çaprazı Hena, kariyerinde Atlas Barsu, Euroloçka, NTMK, Dinamo Moskova ve Roma takımlarının formasını giydi. Oynadığı takımlarda kupa sevinçleri yaşayan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, CAC Kupası'nda da boy gösterdi. Yeni sezonda Kuzey Boru forması giyecek. Misli.com Sultanlar Ligi'nin normal sezonunun tamamlanmasının ardından Avrupa Kupaları için playofflarda rakip ligi 5. sırada tamamlayan Galatasaray oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kuzey'in Sultanları playoff ilk maçında 8 Nisan Cuma günü Aksaray'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. İki karşılaşma sonucunda eşitlik olması halinde 3. karşılaşma yine İstanbul'da 13 Nisan'da oynanacak. Kuzey'in Sultanları Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Aksaray Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray taraftar topluluğu Ultra Aslan Uni Aksaray tarafından 200 aileye Ramazan yardımı yapıldı. Aksaray Üniversitesi Ultra Aslan Uni taraftar oluşumu Ramazan ayı dolayısıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Maddi durumu zayıf olan ailelere Ramazan kolisi dağıtarak örnek bir çalışmaya imza atan Ultra Aslan Uni Aksaray Oluşumu Genel Koordinatörü Berat Ali Ulu öncülüğünde sarı kırmızılı takımın taraftar grubu aralarında para toplayarak maddi durumu iyi olmayan 200 aileye Ramazan kolisi dağıttı. Aksaray merkezdeki ihtiyaç sahiplerini tespit eden sarı kırmızı taraftarlar aileleri kaldığı evlerinde ziyaret ederek gıda kolilerini teslim etti ve Ramazanları da kutladı. Berat Ali Ulu Ramazan ayı dolayısıyla 200 aileye gıda yardımında bulunarak ailelerin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını ifade etti. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.